geliyor, kurt geliyor. Nasıl? Ne o? Bak hemen onun üstünde. Haydi bakalım. Artık bu olayı öğrenelim ve burada kapatalım. Zamanı gelmişti. Beni çok mutlu edersiniz. Öncelikle Katman kasabasının işlek bir merkezindeyim. Görüyorsunuz. Bir sürü insan yok, vızır vızır araba yok. Görüyorsunuz. Ancak insanlardan uzaklaştıkça, Katman kasabasından uzaklaştıkça insanlar da kalmıyor. Ses artacak birazdan. Köyünde sayı sıfıra düşüyor. Gitgide ürkünç bir hal almaya başlıyor. Biz şimdi Silerdar köyünün sınırındayız. Bazı vakalar olmuş. Biz de bakmaya gidiyoruz. İyi yapıyorsunuz ablacığım. Vallahi insanlar yok. Evler yok. Etraf kapkaranlık. Zifiri bir karanlık içindeyiz. Bakalım sonumuz ne olacak? Sağdan mı? Evet, sağdan sağdan. Ya Beysel büyük büyük insanlar inşallah. Ya bunu yapanlar ya. Yoldan böyle devam etti. Veysel mi o, ne o? Köpek kovalamaya başladı arkadaşlar. Bilmiyoruz, bu burada bir şeyler oluyor galiba. Köpek birden peşimize takıldı. Yanımda köpek hala geliyor. Vallahi hala geliyor. Camını kapat. Camını kapat. Camını kapat. Hala peşimizde. Oğlum manyak mı bu köpek? Ya ne yapacak? Ablacığım köpek ne yapabilir? Camı niye kapatıyorsun? İçeri şey mi, atlayış mı yapacak köpek? Her şey olabilir cinli bu köy. Tır kananlık, etrafta hiçbir şey gözükmüyor bakın. Zaten ışıkları kapatınca da belli oluyor. Allah sonumuzu hayırlısı. Bakalım ne olacak, daha varmadık gideceğimiz yere. Daha şimdiden köpekler kovulamaya başladık. Bu neresi oğlum burası? Arkadaşlar biz şu an varacağımız noktaya gelmiş bulunmaktayız. Burası Lendergül köyü. Ya ablacım hadi ya, ne yapıyorsun ya? Silendergin köyü ne ya? Doğru doğru. Gizlice gelmiş bulunuyor. 11 gün burada kalmak istiyor. Olağanüstü bir olaylar olduğunu düşünerek 11 gün kaldığı sürece hiçbir şey olmuyor. Evi gideceği vakit burada olağanüstü şeyler bulunuyor. 12. gün evine gitmiş bir şekilde bulunduğunda altına sıçmış bir şey. Ama bu benim hikayem. Ama olmaz, orijinaldir bu, benim hikayem, ben bunu uydurdum yayında ya. Hadi işim. Bunun gerçek miymiş bu? Annesi de altına sıçmış bir şekilde. Babası geliyor, babası da altına sıçmış bir şekilde buluyor. Kardeşleri de aramadan altına sıçmış bir şekilde gidiyor. Evde yine altına sıçmış bir şekilde bulunuyor. Temizlikçi geliyor, o da altına sıçmış bir şekilde bulunuyor ve ev bok halinde kalıyor. Çelik yelik giyimi. Bunlar kim onu? Çok iyi olmuş. Veysel'e bak. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ya niye bak, aklımı aldın? Niye böyle? Ondan bir şey hareket ediyordu. Zaten terk edilmiş bir yerde. Çok korktum karanlıkta. Elim ayağıma boşaldı. Çok korktum. Ya bir dur, biz bakalım. Allah aşkına ne olduğunu görmeden şey yaptık ya. Tam o yandaki de. Tam o yandaki Veysel ya. Harbi tam Veysel. Elim ayağıma boşaldı dedi. Orayı tam anlayamadım ben de ama. Çok ben de hala oradayım. Çok üstünde durmadım ama bir yandan da hani kafamın içinde kurcalamıyor da değil yani. Benim arka planda onu düşünüyorum hala. Hayır da çok üstünde durmayacağım ben. Yani anladın mı? Ben de düşünüyorum.
Suat öldü ya. Abdest almanızı istiyor. Abdest almanızı Sırtından ne yazıyor onu? Çelik yelek yazıyor. Çelik yelek yazıyor. Bin poşeti yiyor. Demiş poşet. Ya. Ya orada niye ışık yanıyordu? Bilmiyorum ki. Bir anda mı yandı ışık? Oğlum içeri girdik işte. İçeri girdik, su aktı. Su aktıktan sonra ışık yandı. Satır diyor. Öyle mi yazıyor? Evet. Satır varmış. Abdest almanızı da istiyor. Oğlum burada bir şey var. Bir daha gitmemiz lazım. Bir bakmamız lazım. Ya bakmayalım lütfen. Hayır ben merak ettim. Ben de merak ettim. Kalpten gideceğim şimdi. Ola ne olacak ya? Ya hiçbir şey olmaz. Burada bizi, arkada kal, yanımızda kal, bizden ayrılma. Sadece bu. Sen güzel mi bize? Tamam, bir tane korku videosu çekmeye gidiyoruz Samet. Hazır mısın? Nereye gideceğiz? Ama gerçekten korkunç bir yere gidelim orada. Tamam, kadroyu söylüyorum. Fena sarar abi, fena. Kadroyu söylüyorum. Ben, Samet, Nuri. Dua işi bende. Hangi, kimin köyüne nereye gidelim? Bak ben gerçekten böyle korkunç şey bir yer bulayım kanka, gidelim oraya. Tamam bul ama zırlamak yok, buradan basacağız gideceğiz. Bir de hanımefendi lazım abi. Ya bir felak bir koller var. Böyle delisini çok isterseniz gelin burada götüreyim sizi. Baba oraya kadar geldikten sonra sadece korkmaya da gelinmez yani o kadar yol. Ortağım o kadar yol gideriz ya birilerini. Allah Allah. Ama yalnız bir ortağım yani o kadar yol gidildikten sonrasından bahsediyorum. Kuru kuru korkup dönmez ki bu piç. Sonra yazıyormuş Google'a Yozgat Escort diye. Epic şeyler olabilir ya. Çok bozuldum. Arkadaşlar kanalı takip etmeyen arkadaşlar varsa bir takip etsinler lütfen. Teşekkür yok, ederim. Yok böyle yakın bir yerde ortam. Tamam, Edirne taraflarında falan vardır illa ki. Olabilir abi. Ya Edirne tarafı olabilir, öbür taraf da olabilir. Bu taraf da olabilir yani. Karadeniz oralarda da var. Ben bulayım. Şeye gidelim. Kerpe tarafına gidelim. Orada yoktur ortam. Tatil yerleri oran. Tamam oğlum, o yüzden o tarafa giderim diyorum. Ya yok kanka, vallahi gidip şöyle ciddi ciddi çekelim yani. Durdu vurdu 5 lira kadar. Abi ben derken mojan problemim var, kız arkadaşımla bu konu yüzünden sürekli sıkıntı yaşıyorduk. Neredeyse ayrılacaktık. En sonunda bir taktik geliştirdim. İlişki esnasında gözlerimi kapatıp Mert'i hayal ediyorum ve neredeyse 2 saat. Tövbe estağfurullah ya. Mantıklı. Harry Potter'da düşündüm. Beni hayal edip 2 dakika dayanamayan da var. Egrim geçen yayın 6 kere donate attım, görmedin. Çok özür dilerim kanka. Ciddilik RP'de var bu arada. Orada yaşıyorum, gerisiniz götüreyim. Ya çok uzak bir yer olmaması lazım. Buradan basacağız gideceğiz yani, anladın mı? Oğlum Sinop'ta bak var ya, ben o Sinop'tan Samsun'a giden yolda köy yoluna girdim. Ama terk edilmiş köyler falan böyle. Yani yok köy mü yok aslında. Yaklaşık bir saat, 1,5 saat öyle bir yolda gidiyorsun. Eski yolmuş orası. Çok yıllar önce kullanılan bir yolmuş. Maps de bana orayı verdi. 2 yol verdi, ben orayı seçtim daha kısa zannedip. Ama var ya altıma sıçtım. Arabaya bir şey olsa dursa falan filan böyle. Ya sıçardım altıma ya. O yolda ne yolu biliyor musunuz mu? Ercan sen bilirsin, sizin oraya giden yol. Erfelek. Bildim Çegrim. Anında bildim. Erfelek eski yol ama. Yukarıki eski dağların içinden geçen, böyle köylerin içinden geçen eski Erfelek yoluymuş orası. Tek şeritti galiba o yol böyle. Karşıdan araba falan gelince saçma salak bir şeyler oluyordu. Evet, karşıdan sen araba gelince saçma salak şey oluyor ama karşıdan araba da gelmiyor kanka yani. O kadar ıssız yani. Soy attın yol mu abi?
yamulup geri dönüyordu. Ne oldu biliyor musun? Radyo kapalıydı. Şarkı dinliyordum. Bir anda zırtılı moda geçti falan radyo. Böyle çok garip olaylar vardı orada da. Selamun aleyküm. Ayı mı çıkacak ne çıkacak belli değil. Aleyküm selam. Dayı da bilir ya öyle yolları, karanlık yolları. Dayı bilir ya, karanlık yollar dayının olayıdır yani. Ortam bir tane daha ama yanımıza yem alalım. Nesrin. Ortam Nesrin düşündüm. Yem. Yem olacaksa tek isim var burada ya da Hasan Paşa. Şakası şimdi ıssız yolda karşılan Martins'a. Şimdi bir fikrim geldi benim. Çağda bir minibüs kiralasan. Katman ekibini doldursan. Evet. Akşamleyin iyi bir koya gittiniz. Ya bu kadar kalabalık aman akıyım. Korkulmaz ki orada ya. Savaşa mı gidiyor zaman akıyım? Akşam gidilecek olay yok. Abi iki donate kaçtı. Onlara da bakar mısın? Bu son 21KC669. 21KC669. Aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Etrafına baksana. Ya bir şey gözükmüyor. O camı falan mı açık? Çağır sen olay anlamadın. Şimdi kalabalık gelecek. Sağ ol. Bunlar kapanıp gürültü yapacak. Ne diyorsun Oğuz anlamadım. Şimdi kalabalık gideceğiniz biz sanki seninle Samet Nuri üçünüz gitmiş gibi düşüneceğiz. He. Bu Nesrin falan orada mesela düşünsene gece korkmaz mısın Nesrin öyle uzaktan kamerada çekeceğim ne bileyim şey karaman ses çıkartı. Korkarım ama aç mı olacak? Normal davranır mesela. Korkarım da Nesrin aç mı peki yani orada? Eğer elimizde McDonald's'a gitmediysek korkarım öyle söyleyeyim. McDonald's'a gidiysek oraya bir McDonald's bırakırız bize bir şey yapmaz. Ama 5 dakikamız olur Çağrı. 5 dakikada bitiririm. Aynen 5 dakika zamanımız olur harbiden. 6. dakikada pide de vermen lazım. Bak bu rahatsızlığa bak satır deyip kaçıyorlar. Oğlum o ne lan? Ananı satayım satır. Satır. Dersi havlıyor lan. Havlayarak kaçıyor lan. Havlıyor bak bak. Tamam abi dağılın ya. Korkuyorum, istemiyorum. Tamam, tamam. Bir şey yok. Bir satır gördük sadece ya. Devam etmemiz lazım. Bu kadar yol geldik. 200-250 kilometre yol geldik. Olsun, istemiyorum. Ya yaparsın. Tamam. Gidelim, boş verin. Hadi gidelim. Ya nereye gidiyorsun oğlum? Hayır, hayır. Ben bunun sonunu getirmeden hiçbir yere gitme. Buraya kadar geldim. Ben istemiyorum ya. Ben hiçbir şey görmedim. Allah ya. Aşkına gidelim ya. Hayır, devam. YouTube için çekmiyor muyuz ya? Sen YouTube için, bu video için bize... Ya saçmalık seviyesine çok... Söylemedim zaten. Hep beraber geldik. O kadar yol verdik kendimiz. Gittik, geldik. Masraf yaptık. Ya tamam ama buraya girmeyelim ya. Tamam burası burada bir şey yok zaten göreceğimizi gördük. Şimdi biraz daha ilerlerde var bir şeyler herhalde anlatılana göre. Biraz da oralara doğru gidelim. Orada bakalım o zaman. Tamam. Ya burası neresi abi? Bunlar nereye gelmişler? Orada anlayamadım. Burası çok değişik bir yere benziyor. Burası da çok garip. Olaylar oluyor. Bence buraya girmeye gerek yok. Gel. Buradan gidelim. Burası. Oğlum haydar çok garip ya. Burası haberi vermiş bir yer. Burayı da bir şeyler yanmış gibi. Burada yaşanmış, bir şeyler yaşanmış. Burada bir şeyler yaşanmış da olabilir. Bir şeyler yaşanmış. Ne yapmış? Ben günlük kiralık ev vlogu değil ya.
Korku. Ne acaba bakayım? Allah Allah, bura çok katman iş ya. Güzel çizmişler. İdris Aslan 5 lira göndermiş. Abi şunu izlesene demiş. Yağmış 5 lira göndermiş. Bu klibi gördün mü demiş. Bakacağım. Nasıl lan dergi? Çorak abi. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Ne oluyor lan? Aa! Çok iyi yapmışlar. Oğlum. Korktum ya. Lütfen gidelim dedim. Bu kadar uzatmayalım dedim. Ben gece evde tek yatıyorum ya. Nasıl uyuyacağım ben gece? Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim yeter yeter. Tamam. Yerinde bunu diyorsunuz, gitmiyoruz, bir daha kalıyoruz, yeter artık ya. Çorak abi. Gelsin tabii ya. Gelsin, bu sırrı çözülsün. Çok iyi, çok iyi. Aynen, bu sırrı çözelim. Ya da çocuklar çeksin bak güzelce. Bak bak. Emek vermişler. Bu rahatsız bunlar ya. Hadi beyler yürüyün. Bizim için kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Allah yardımcı olsun. Altı da aynı amına koyayım. Her like bir amin. Bir yorum. Bu yorum her beğeni artı bir amin. Allah'ım ya Rabbim ya. Hikayeni almışlar ya bir de kanka. Şöyle atayım kanka, abi. Efsane başarılı olmuş. Elinize helal olsun. Sağlık. Elinize sağlık. Ama herhalde bunlar sadece bunu yapmaya gitmemişlerdir herhalde yani. Nasıl yani? Bunu yapmaya gitmişler herhalde ya abi. Ya ben böyle buna inanmak istemiyorum işte. Zaten orada bir işleri vardır ki gitmişlerdi. Gitmişken de bunu çekmişlerdir'e inanmak istiyorum. Yok oğlum, sen sevdiklerinden gitmişler işte. Allah Allah. Yolu da çekmişler ya zaten şeyde. Orada tabii piknik falan yapmışlardır kesin. Yapmışlardır. Piknik falan et ekmek yapmışlardır yani, aç açına gitmemişlerdir. Ya ıslattın be kardeşim yine. Blüp blüp. Kontra şarkısı mı? Ha evet, bugün yeni şarkı çıkardı. Ha evet, söylemedim sana, aramıştır seni. Bir de Sagopa Kajmer'le de Şehinşah'ın yeni parçası var. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.